Evet. Şimdi böbrek kistleri, genelde böbrek kisti olanların karaciğerinde de kist görünüyor. Yani şimdi ben şunu söyleyeyim değerli izleyicilerimize, her programda hatırlatıyorum, burada da tekrar hatırlatmakta fayda görüyorum. Bakın, ben bir tıp hekimi değilim. Ben bir kimyacıyım. Bitkilerin kimyasını araştıran ve nimetin hikmetini araştıran bir bilim adamıyım. Dolayısıyla bir herhangi bir rahatsızlıkları var ise mutlak surette bir hekime gidecekler. Kendi kendilerine burada benim anlattıklarımın doğrultusunda teşhis koymasınlar. Teşhisi koyacak olan bir hekimdir ve hekimin önerileri doğrultusunda hareket etmek esastır. Ancak benim burada söylediklerim birer yardımcı, birer destekleyicidir. Doğal ürünleri kullanarak. Şimdi şunu söyleyeyim. Burada böbrek kistinde ne yapabilirler? Evet. Şimdi bu kistlerin de yapıları çok değişik olabiliyor. Yapı değişikliği nedir? Şimdi böbrek taşına bakıyorsunuz. İşte karbonatlı olanlar var, fosfatlı olanlar var. Fosfatlı olanlar çok sert böbrek taşlarıdır. Onu ultrasonla, yani ses dalgalarıyla kırabilirken mesela şeyi, karbonat içerikli olanlarını pek kıramazsınız. Onlar yumuşaktır ve ses dalgalarıyla onları kırmanız, yok etmeniz mümkün değildir. Dolayısıyla kistlerin de çok değişik yapıda türleri olanları var. Var. Tabii hipoekoik kistler, solid kistler, kistler filan diye. Şimdi burada benim önerim yapabilecekleri şey, bakın, bir defa dereotu tüketmeyi alışkanlık haline getirecekler. Dereotu. Özellikle sabah, öğle ve akşam, ve bunu 2-3 ay uygulayacaklar. Şimdi ne kadar tüketecekler? Birer tutam, yani 5-6 gram. Bunu tüketsinler, böbrek kistleri üzerinde de etkili. Şimdi iştahı açık olanlar da bilsinler, onu söyleyeyim. Çok iştahlı sofraya oturuyorsanız, yani doymak bilmiyorsanız veya doygunluk hissi çok geç gelişiyor ve bu arada siz çok yemiş oluyorsanız, o zaman sofraya oturmadan önce bir tutam dereotu tüketin. Evelallah hem iştahınızı kesecektir hem de böbrek kistlerine karşı çok iyi gelecektir. Hocam.